Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı lütfen unutmayınız. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bugünkü konumuz güzel görünümle şahane bir kaktüs olan dantel kaktüsten bahsedeceğim. E, bu kaktüsün ismini daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum ama zaten açıklama kısmına da bu kaktüsün adını e, ne olduğunu size söyleyeceğim. Bu kaktüs dantel kaktüs olarak geçmektedir. Şeklinin dantele benzemesinden dolayı adını dantel kaktüs olarak nitelendirmişlerdir. Gördüğünüz gibi benimki daha küçük. Yeni sayılır. Saksı boyutunu kaktüsün boyutuna göre ayarlamalısınız ki önce kökleri gelişsin. Daha sonra verim alabilirsiniz. Kaktünüzün, kaktüsünüz büyüyebilir böylelikle. Yoksa gelişme göstermez. Çok büyük bir saksı ekerseniz Kaktüsünüz gelişme göstermez ve olduğu gibi yerinde durur çünkü kök gelişimine özen gösterilir. Diğer kaktüslerde olduğu gibi bu kaktüs de fazla suyu sevmez. Ee, yine kaktüsünüzün saksı boyutu bitkinizin e, saksı boyutu e, aynı olmalıdır. Fazla büyük ya da fazla küçük olmasın. Kaktüsünüzün e, saksısı. Toprağı mutlaka geçirgenli, torflu e, bir e, toprak olmalıdır. Yine e, Kaktüsün e, gelişimi için saksının delikli olmasına da dikkat edin. E, böylelikle kaktüsünüz su tutmaz ve kök çürümesine neden olmaz. Gördüğünüz gibi dantel kaktüsümüz çok güzel bir görünüme sahip. Şöyle yakından size göstereyim. Bakın dantel dantel. Çok narin, çok hassas bir kaktüs türüdür. Diğer kaktüslerde uyguladığınız çoğaltma işlemini bunda da uygulayabilirsiniz. E, kırdığınız dalı e, birkaç gün... E, tarçınla e, tozlayıp bekletin. Daha sonra ekimini gerçekleştirin. Kış uykusuna yatırın bunu da. E, bu da kış uykusunu sever diğer kaktüslerdeki gibi. Kış uykusuna yatırdığınız müddetçe kaktüsünüz daha güzel gelişir. Baharda daha canlanır, daha hoş olur. Kışın çok az su vermeye özen gösterin. Yazın da toprağı kurudukça sulama yapmanız yeterlidir. Kaktüsünün güzel gelişmesini istiyorsanız bol güneş alan yerlerde bakmanızı öneririm. Kaktüsler güneşi sever. E ee, gölge ortamlarda kaktüsünüz gelişme göstermez. Bunun için kaktüsünüzü bol güneş alan yerlerde e, büyütürseniz daha verim alacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi, e, bunun adı dantel kaktüsü olarak geçmektedir. Dantel kaktüsümüz böyle çok güzel gördüğünüz gibi bakın şahane görüntüsü var. E ee, bugünlük bu kadar. Son olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.